Çanakkale Savaşı'nda sizlerin yaşlarda gençler gidiyordu savaşa. Hepsi 14 yaşında, 15 yaşında, 16, 17 yaşında çocuklardı şehit olanlar. Çünkü asker kalmamıştı. Malzeme de kalmamıştı. Mesela asker diyelim yaralandı, ağrı kesici yok. Çanakkale Savaşı'nda şöyle bir anı var çocuklar. Doktor yaralıları geziyor böyle. Eğer yaralı ölmeye doğru gidiyorsa ona ağrı kesici vurmuyordu. Yani acı içerisinde şehit oluyordu o asker. Eğer birazcık kurtulma imkanı varsa ona öyle ağrı kesici veriyordu. Çünkü ağrı kesici o kadar azdı ki. Yani asker kurtulsun diye, yaşasın ve savaşsın diye o ağrı kesiciyi yaşayacak olan askerlere veriyordu doktor. Gene böyle geziyor ve yüzlerine bakmıyor hiçbir askerin. Çünkü yüzüne baksa etkilenecek, acısını görüp iğne vuracak. Yüzlerine bakmıyor yani manevi olarak etkilenmemek açısından. Gene böyle askerlerin arasında gezerken birisini görüyor. Ölmek üzere olduğunu anlıyor onun ve ağrı kesici vurmuyor. Tam kalkarken baba diye bir ses duyuyor. Doktor dönüyor bakıyor ki oğlu, kendi oğlu yaralanmış, şehit olmak üzere. Oğlu olmasına rağmen o ağrı kesiciyi vurmuyor çocuklar ölecek diye. 3-4 saat geçiyor aradan, şehit oluyor ve doktor olan babası onun başucunda ağlıyor böyle. Diyor ki affet beni oğlum, o ilaç senin hakkın değildi diyor. Sen ölecektin, ağrı kesici vursan evet geçici bir süre acılarını dindirecekti ama sonuçta ölecektin. Daha önemli olan başka askerlere vermem lazımdı o ilacı diyor. Düşünün bu küçücük bir anekdot Çanakkale Savaşı'ndan. Bu şartlarda kazanılmış bir ülkeden ne kolay elimizden alıverecek insanların, soytarıların, şarlatanların çıktığı bir döneme geldik. 15 Temmuz bu açıdan çok önemli gençler. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri de güneşin altında çok fazla bekletmeyin. Şehitler ölmez, vatan verilmez. Şehitler ölmez, vatan verilmez.